Bugün nelerden bahsedeceğiz? Sürdürülebilir teknoloji ile tasarım ve mimariden bahsedeceğiz. Çok güzel. Akkılış Design Stüdyo'nun yeni projelerinden konuşabiliriz. Harika. Konuğumuz tasarımcı mimar Eda Nur Akkılıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. 2017 yılında Koca Türk Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Hemşireydim. Hayallerim hemşirelik olmadığı için Polonya'ya giderek orada mimarlık eğitimi aldım. Mimar tasarımcı olarak yetiştim. Aslında fakültemizin bize verdiği eğitim mühendislik mimarlık çalışmalarıydı. Ama benim her zaman tasarımcılar karşı farklı bir hevesim olduğu için mimarlık mühendislik çalışmalarından daha çok tasarımcı mimarlık çalışmalarına yöneldim. Bu sayede de üniversitemi bitirmeden okuduğum süreç içinde kendi firmamı açtım ve tasarımcı olarak ilerlemeyi kaydettim. Şu an kendi tasarımlarımı yapıyorum. Sürdürülebilir teknolojiyi ön planda tutuyoruz. Doğayı ve çevreyi koruyabilmek adına. Ne güzel. Gelecek nesilleri daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek için. Daha sonradan kullandığımız ürünleri geri dönüştürerek atık projelerine de destek sağlıyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çevreye duyarlı olmanız çok önemli. Çünkü geleceğimiz açısından muhakkak doğaya saygılı olmamız lazım. Sürdürülebilirlik prensibine önem vermemiz lazım. Peki mimarlık için hangi özellikler gereklidir? Estetik bakış açısı çok önemli. Bizde AutoCAD denilen bir program vardır. Hatta sektörde de herkesin ağzında çok alay konusu olan bir laftır. Ctrl-C, Ctrl-M yaptın, çizdin projeyi derler. Evet. Kopyala yapıştırdan daha çok önemli olan kendi tasarımınızı ortaya koyabilmek, kendi bakış açınızı koyabilmek. Her yer ya da bütün binalar aynı olduğunda sizin mimar olmanızın hiçbir anlamı kalmıyor. Onu bir tekniker de çizebilir ama onu sürdürülebilir projelere dönüştürdüğünüzde bundan 100 yıl sonra da kullanılabilecek hale getirebildiğinizde mimar oluyorsunuz. Kesinlikle. Mimarlık mesleği gerçekten çok önemli bir misyon. Çünkü oluşturulan eserler bazen o şehrin bir simgesi haline gelebiliyor. Kesinlikle. Paris'teki Eyfel Kulesi gibi. Bu nedenle gerçekten yapılan işler son derece önemli. Çağa damgasını vurma özelliğini de taşıyabiliyor. Sizin en çok hoşunuza giden mimari tarz hangisidir? Ben antik seviyorum. Çok güzel, harika. Her zaman bir antik modaya ilginiz var, klasik. Fazlaydı. Değil mi? Bir de bu aralar retro denilen bir moda akım var. O da ilgimi çekiyor. Çok güzel, güzel, hoş. Özellikle 5 tonlarında olması, evet. O retro tonları yani yaz için uygun bir konsept. Evet, çok güzel. Gaudi'nin eserleri çok ilgi çeker. Biliyorsunuz İspanya'da herkes Barcelona'ya özellikle Gaudi'nin eserlerini görmek için gider. Gerçekten çok yaratıcı eserler. Peki yeniden dünyaya gelseniz tekrar mimarlığı mı isterdiniz? Mimarlık mı, tasarımcılık mı diye düşünürsem tasarımcı olurdum kesinlikle. Çünkü mimarlık ciddi anlamda yoran bir iş. Çok fazla beynimizi yoruyoruz. Tasarımcılıkta da aynı şey ama tasarımcılık biraz daha keyifli. Evet. Kendi istediğimiz malzemeyi seçebiliyoruz. İstediğimiz ürünü tasarlayabiliyoruz, üretebiliyoruz. O bir açımdan daha cazip. Biraz daha serbestim. Evet, imajinasyon kuvvetli olmalı. Nelerden ilham alırsınız genelde? Doğadan ilham alıyorum. Değil mi? Çok güzel. Doğanın renkleri, doğanın birbirine olan uyumu benim için en büyük ilham kaynağıdır her zaman. Harika. Peki mimarlar nerede çalışabilir acaba? İş alanları hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki de. Yapı denetim denilen devlet ve özel olmak üzere ortaklaşa çalışan kurum ve kuruluşlar var. Buralarda çalışabilirler. Kendi mimarlık ofislerini açabilirler. Bence her arkadaşın çalıştıkları yer haricinde ekstradan da dışarıdan iş alıp yapmalarını her zaman tavsiye ederim. Çünkü bu çalıştıkları kurumun dışına çıkacakları için onları her zaman geliştirir. Kendi hayal güçlerini ortaya koyarlar. Yani birilerine bağımlı olmadan çalışmak bence onları çok daha fazla geliştirebilir. Özgür ve daha yaratıcı. Kesinlikle. Değil mi? Yani diktatör patronlardan biraz uzaklaşarak bağımsız iş yapmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Benim de zaten en büyük başlangıç sebebim budur. Diktatör patronlar. Özgür ruh her zaman çalışanda daha yaratıcı şeyler çıkartır.
bizim de çalışanlarımız var ama asla kesinlikle bu böyle olacak demiyoruz. Toplantı evet. yaptığımızda biz böyle düşünüyoruz ama üzerinde siz de çalışıp bize getirebilirsiniz diyoruz ki arkadaşlar da kendilerini daha rahat hissedip çalışabilsinler. Hiç kimse özgür olmadığı bir ortamda rahatça çalışamaz. Evet, yaratıcı olamaz. Yani bu brainstorming kesinlikle. Tabii çok faydalı. Çünkü daha güzel bir fikre ulaşma imkanı var, değil mi? Kesinlikle. Akıl akıl her zamandan Hı-hı. üstündür yani. Hı-hı. Kesinlikle yani bir şey kesin illa doğru olacak yok. Diye Hı-hı. Evet. bir kaide yok. Evet. Zaten tek doğru da yoktur. Doğru tabii. birden çoktur. Sizin evet. için avantajlı olan hangisiyse onu kullanırsınız. Evet. Doğru, harika. Çok güzel. Ne zaman bu meslek için karara vardınız acaba? Bir kırılma noktası da yaşadınız mı hayatınızda? Bir kırılma noktası yaşadım. Üniversite 2. sınıfta yaşadım. Bir dersimden kalmıştım. Gerçekten dedim, eğer bu mesleği okuyup bitirmek bu kadar zorsa ben çalışmak istemiyorum dedim. Daha sonra online eğitime geçince biraz daha böyle duruldu sular. Rahatladım. Daha rahat hissettim. Çünkü Hı-hı. hocaların da baskısı çok fazla. Hı-hı. Ben Polonya'da burslu olarak okuyan bir öğrenciydim. Evet. Ve devamlı hocalarımız tepemizdeydi. Bu benim için ekstra psikolojik bir yüktü. Evet. Biraz daha rahattım. O sırada zaten kendi tasarım firmamı açtım ve tasarım yapmaya başladım. Ne güzel. Tasarımlar benim için her zaman çok kıymetlidir. Şahane. Firmanız nerede? Biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki de. Firmamız İzmir'de. Online satıştan perakende ve toplantı satışlarımız var. Ev aksesuarları üretip satıyoruz. Bu arada kumaşlarımız kendi tasarımlarımızdır. Ne güzel. Kesinlikle. Harika. Kumaşlarımızı kendimiz tasarlıyoruz. Aksesuarlarımızın birçoğunu kendimiz tasarlıyoruz. Onların haricinde 3D tasarımlar yapıyoruz. Mekan tasarımlar ve tadilat, tamirat uygulamaları olmak üzere. Genelde de yaptığımız mekanlara kendi ürünlerimizden koyuyoruz. Bu şekilde. Harika, butik çok bir güzel. Firmamız var. Çok güzel. Peki mimar olmak isteyenlere başka tavsiyeleriniz var mı acaba? Eğer yapamayacaklarsa, her gün işe gelip giderken lanet edeceklerse kesinlikle o mesleğe girmesinler. Çünkü hiçbir meslek lanet edinerek yapılabilecek bir Tabii. şey değil. Onu severek yapabilirsiniz ki sabah hadi artık sabah oldu işe gideyim diye mutlulukla evet. uyanın. Motivasyonunuz yüksek kesinlikle. Olur değil mi? Ve iş yerinde yaşanan hiçbir olumsuzluk, hiçbir aksilik kimsenin canını sıkmasın. Her şey hallolabiliyor. Sadece zaman. Kesinlikle. Zamanı doğru değerlendirdiğinizde bütün problemlerinizi halledebilirsiniz. Evet, bir iş planı yapılabilir. Aksiyon planı değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Ona göre. Ve ekip çalışması çok önemli. Ekip arkadaşların birbirini koruyup kollayabilmesi, açıklarını kapatabilmesi, bir kesinlikle. Müşteriye karşı... Tabii. Her bir sinerji konu... olacak kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani iş zaten ekip işi. Kesinlikle. Değil mi? Tek başına oluşturmanız çok zor. O yüzden ekiple uyum içinde olmak gerçekten çok önemli bir konu. Peki sizin en güçlü özellikleriniz nelerdir acaba? En güçlü özelliğim özgün tasarımlarım. Özgün ve otoman tasarımlarım açıkçası. Ne güzel. Etkileniyorsunuz tarihimizden, antik unsurlardan değil mi? Aslında şöyle, ilkokula giderken resim kursuna başlamıştım. 5 sene boyunca aralıksız resim kursuna devam ettim ve bu süre zarfı içinde de Muhteşem Yüzyıl çıkmıştı. Tam böyle Osmanlı'nın revaçta olduğu zamanlar. Evet. Tasarımlarımı ilk onunla başladığım için evet. sanırım bırakamıyorum. Evet. Aslında birçok tarzı beğeniyorum. Hı-hı. Hiçbiri kötü değil. Hepsi yerinde kullanımda güzel çalışmalar, Hı-hı. güzel tarzlar. Ama onun benim için yeri özel farklı. Özel bir yeri var değil mi? Çünkü insan ilk onunla başlayınca evet. daha sonradan da onunla devam etmek istiyor. Evet, doğru. Çok güzel. İyi bir temel oldu sizin kesinlikle. İçin. Ne güzel. Peki hedeflerinizden bahsetmek ister misiniz? Hedeflerimiz şu an Polonya'da şubemizi açıyoruz. Çok güzel. Polonya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de her ülkede bir şube olarak aslında şahane. Hedefimiz bu şekilde. Uluslararası işler kesinlikle. Yapacaksınız. Ne İhracat kadar yaparak Hı-hı. ülkemize de katkıda evet. bulunmak istiyoruz. Çünkü ihracattan gelecek döviz ülkemiz açısından çok, çok değerli önemli. Olacaktır. Evet. Ve ülkemizin tanıtımı oluyor aynı zamanda. Kesinlikle. Değil mi? Yani Türk ürünleri zaten Avrupa'da her zaman revaçtadır. Ama tasarımsal ürünler, ev tekstil, ev aksesuarları pahalı. Ve evet. genelde sabit şeyler vardır orada. Bauhaus design tarzında. İşte Hı. klasik mumluklar. Ama bizimkiler biraz daha farklı. Evet. Çok biraz güzel. Daha estetik bakış açısıyla yapılan seçilen Hı. ürünler olduğu için onlara daha farklı geliyor ve bizim amacımız her evde olmamız. Evet. Her yere ulaşmak. Uygun fiyatlı olarak her yere ulaşmak. Hı. Yani
her ekonomik düzeyde olan insan bunu lüks olarak düşünüp almamazlık yapmasın. Estetik hiçbir zaman lüks değildir. İnsanların daha rahat yaşayabilmeleri için daha konforlu alanlarda şık ürünler. Evet. Bence yani bu makyaj gibidir. Ulaşılabilir. Kesinlikle makyaj gibi. Mesela her kadın nasıl makyaj yapmayı hak ediyorsa... Evet. Her evde güzel olmayı hak ediyor. Kesinlikle. O zaman insan daha mutlu oluyor değil mi? Kesinlikle. Motivasyonu yükseliyor. Evinize giriyorsunuz, eviniz güzel. Yani mutluluk veriyor. Mumluklarınız var, şamdanlarınız var. Yani biblolar değil mi? Kesinlikle. Gayet hoş. Yere 1,5 metre heykel koymuşsunuz. Hı-hı. Yani insanın televizyon karşısına bakması bile çok güzel bir şey bence. Kesinlikle bence de. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Umarım birçok ülkeye hizmet verirsiniz, uluslararası işlere imza atarsınız. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz tasarımcı mimar Eda Nur Akkılıç'tı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.